Ertuğrul. Hadi gel biz çıkalım. Ebeler işini yapsın. Götür şu pisliği buradan. Dur. Konuş aşağılık herifle. Konuş. Obadaki hain sen miydin? Konuş dedim sana. Obadaki hain sen miydin yoksa kuldoğlu mu? Konuş. Söyle. Konuş be adam. Konuş. Öldü o Ertuğrul. Götürün şunu. Gökçe nasıl? Hayatımı kurtarmak isterken az daha hayatından oluyordu. Eğer yaşıyorsam onun sayesindedir. Büyük imtihandan geçiyor İslam alemi. Fitneler sarmış her yanı. İslam bir nur olarak doğdu. Dünyayı aydınlattı. Şimdi İslam ocağına ateşler düştü. Selefimiz İslam nurunu Endülüs'e, Hind'e, Sind'e taşıdı. Halefleri ise birbirine pusu kurmakla meşgul. Medine'de kök salmış o görkemli ağaç budanıyor. Dalları kırılıyor. Mehdi gele, işler düzele. Allah ne dilerse o olacak. Yeis yok, beklemek yok, durmak yok. İslam'ın ilk günlerindeki gibi Rabbimize iltica ederek sürekli gayret edeceğiz. Bu nurun yayılması için gayret edeceğiz. Kıyamet bile kopmaya başlasa, herkes elindeki fidanı diksin diye buyurmadı mı Hazreti Peygamber? Söyle bakalım Şeyh Muhittin. Senin Endülüs'ten gelişin hangi maksada matuftur? Sen hangi fidanı dikmek üzere geldin buralara kadar? Allah Endülüs'ten hicret etmemi murad ettiğinde bu hicretin başka tür bir seyahat olduğunu fark ettim. Anladım ki bu gidişin dönüşü yok. Temelli ayrılıyordum Endülüs'ten. Rabbime iltica ettim ve sordum. Rabbim, biliyorum ki her işte bir muradın var. Beni gurbete düşürmedeki muradın nedir? Rabbim, kalbime şöyle ilham etti. Bu hicretin maksadı, denizin dibinden çıkarılmayı bekleyen bir inci tanesidir. Onu sen terbiye edeceksin. Sen yetiştireceksin. O da başkalarını yetiştirecek. İslam'ın bereketini insanlığa götürecek kutlu neslin imamı olacak. Ne yaptın be adam? Allah'ım sen affet onu.
Ne fısıldaşıyorsunuz aramızda? Ne olur dedim. Gülçe Bacı. He? Akçak Hoca'nın çadırında. Ağır yaralı diyorlar. Ne diyorsun sen be? Aa, pargo onu bıçaklamış. Su getir, su getir. Çekil! Bu işin ardında kurdoğlu var baba. Ertuğrul. Halime Sultan baştan beri her şeyin farkında. Çadırları Karatoygar'ın askerleri tarafından basıldığı günden beri ondan şüphelenir. Tıpkı rahmetli babası gibi. Tıpkı Şehzade Yiğit gibi. Ertuğrul Bey'imden başka kimseye bir şey demedim beyim. Alpargo ona en yakın beylerden biriydi. Böyle bir şeyi Kurdoğlu'nun haberi olmadan yapması imkansız baba. Eğer hainse bugün yarın ortaya çıkacak. Nasıl? Gündoğdu bir tuzak hazırladı. Haklıysan o tuzağa düşecektir Kurdoğlu. İnşallah söylediğinizde haklısınızdır. Sonunda bunu da yaptın kardeşim ha. Senin yüzünden Ertuğrul. Bunların hepsi senin yüzünden. Sebep olduğun belalar dönüp dolaşıp bizi vuruyor. Yazıklar olsun sana. Selcan. Gökçe'nin canına kıymaya kalkan Alpargo'ydu. Öfkeni çıkaracaksan içindeki nefreti doğru yere kus. Sana kuzum. Körpe bahar çiçeğini çizmeleriyle mi ezdiler? Ağız sütünden emmeden dişi tayın etinden mi söktüler? Kurbanın olan kardeşim. Sen kalk ablan gömüt olsun yoluna. Hepimiz senin evladındık. Ta ki o uğursuz kız gelene kadar. Çok geç olmadan bu beladan kurtar bizi ana. Yoksa Ertuğrul hepimizin felaketi olacak. Onun adı bana söylendi. Öyle bir yiğit ki alemi İslam'ı aziz eyleyecek. Mağlubiyetini zafere tebdil edecek. Budanmış olan ve içine kurtların girdiği İslam ağacı tekrar yeşerecek. İslam sancağı Hazreti Peygamber'in müjdelediği gibi Konstantiniyye'ye uzanacak. Oradan cihana yayılacak. Mümin, Hristiyan, Yahudi, herkes gölgelenecek. İslam'ın ab-ı hayat pınarından kana kana içecekler o ağacın altında. Ben de Şeyh Muhyiddin'i buraya getiren sebep nedir diye düşündüm. O yiğitten söz et bize. Söz et ki
Duamız onunla olsun. Büyüklerin himmeti ona rehber olsun. İslam'a zafer getirecek, bu mukaddes emaneti yüklenecek kişinin vasıfları ne olacak? Müslümanların emanetini yüklenecek kişi önce akıllı olacak. Lakin aklı kurnazlık olarak bellemeyecek. Bakınca feraset nuruyla bakacak. İyi ile kötüyü karanlık gecede ayırt edebilecek. Merhametli olacak. Lakin merhameti acımakla sınırlı zannetmeyecek. Adil olacak. Mülk ve iktidar adalet üzerine kuruludur buyurdu Hazreti Ömer. Bilecek ki Allah'a hakkını teslim etmeyen adalet zalimliğin ta kendisidir. Bileği cesaret timsali olacak. Cesur olacak. Fakat bilecek ki en büyük cesaret öfke ve şehvet anında nefsini tutmaktır. Eline, diline ve beline hakim olmayan hükümdar olamaz. Affetmek şiarı olacak. Kavgası hak için olacak. Mülkü bir emanet olarak üstlenecek. Yönettiği insanların yaşlılarını babası, gençlerini kardeşi, küçüklerini de evladı gibi görecek. Ümmetin imamlığına talip olacak insan bu ehliyete haiz olmalıdır. Ey salihler cemaati! Ümmet böyle birini bekliyor. Çekilen sıkıntılar onun müjdecisi. Seher vaktindeyiz sanki. Sabah esintilerini duyuyor gibiyiz. Seher vakti, yani sabaha en yakın karanlık vaktimizdir bizim. İşleri ehil olana veriniz. Emaneti sahiplerine teslim ediniz. Elbette ki duamız böyle bir yiğitle olacak. Kimdir peki bu yiğit? Kayı boyundan Ertuğrul. Ve Allah'ın izniyle onun neslinden gelecek koca bir salihler olur. İmdat! Telaş etmeyin. İmdat! Haddini bilmeyenlerden bir kul. İmdat! Destur var mıdır? İmdat! İmdat! İyi misin Ertuğrul Bey'im? Ben iyiyim Nelemir. Ya Gökçe? Durumu ağır kızım. Hain Alpargo olmuş beyim. Yakında belli olur Deli Demir. Biliyorum. Şimdi sırası değildi. Ama misafirimiz beyim. İzadora. Önemli bir şeyler söylemek ister. Sen de kimsin kızım? Tapınakçıların kalesinden geliyorum. İsmim İzadora Manzini. Üstad Petruccio Manzini'nin yeğeniyim. Ertuğrul Bey'e anlatacaklarım var. İzadora. Yiğit. Seni yeniden görmek ne kadar güzel. Gün
evinde Odu Bey'im gelmeden ona elinizi süremezsiniz. Bırak o katilin hesabını görelim Hamza. Ertuğrul Bey'imiz de hançerledi bu şerefsiz. Çok Alp'in kanı bulaştı ellerine. Bırak ellerini kesip çakallara yedirelim lan Hamza. Aa, yeter ulan! Hamza. Yaklaşanı biçerim. Gündoğdu Bey'im onu bana emanet etti derim. Anlamaz mısınız siz? Hamza! Ne oluyor burada? Adlar kısas ister beyim. Kısas haklarıdır. Ama evvela Ertuğrul'un hakkıdır. Unutmayın. Turgut Ertuğrul'un Alp'i. Evvela kanı ona helaldir. Sultan Alaaddin Keykubat yaptıklarınızı asla unutmayacaktır Gündoğdu Bey'im. Söylediğim gibi Ertuğrul Bey ile birlikte sizleri Malatya'da görmek ister. Allah şifa versin. Kardeşim bu davetinize icabet edecektir. Ben de gelmek isterim. Eyvallah. Alplerim size Şam'a kadar eşlik edecekler. İnşallah yeniden görüşürüz Gündoğdu Bey'im. Hakkını helal et. Sen de helal et Ersoy'un Bey. Hamza, bunu obaya biz götüreceğiz. Eyvallah beyim. İyi, hazırla şu iti. Evlat, sen bizi tapınakçı üstadlarınla karıştırdın. Sana bir sınır çizildiyse o sınır aşılmaz. O sınır geçilmez. Sizi terbiye edenler sana bunu öğretmemişler. Kayı obasına dönene kadar bu acılar senin yoldaşın olacak. Acı çek ki acı çektirdiğin insanları anla. Başka bir hal çaresi yok mudur kızım? İlacı almadığı zaman çok büyük acılar çekeceğini söyledi babam. Sonra da maalesef. İlla bir hal çaresi daha vardır. Çok üzgünüm. Turgut'um ölecek mi? Acı çekmeden ölmesi için hepimiz dinimizce dua edeceğiz. Buraya Turgut'un öleceğini söylemek için mi geldin? Hayır. Babamın belki de son arzusunu yerine getirmek için geldim. Şeyh İbn-i Arabi rüyasında kayılara yardım etmesini istemiş. O yüzden buradayım. Bir de uğursuz kaleyi yıkmak isterseniz bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım size. Babamı tek başına oradan çıkartamam. Lakin siz saldırırsanız en azından bir şans olacaktır babamın. Peki kalenize gelen o hain, onu bir daha görsen tanır mısın? Amcamla görüşmek için iki kez geldiğini biliyorum. Bir defasında odadaydım. Hayal meyal gördüm. Lakin kafamı kaldırıp gözlerine bakmadım. Bu topraklardan kaleye o kadar çok hain gelir ki hayal bile edemezsiniz. Nasip olmadı bu şerefsizi öldürmek.
Gökçe bacımın kısmetiymiş. Allah verdi kızcağıza bir şey olmasa bari. Akça kocanın çadırına girmese Ertuğrul Bey'imiz de. Siz bu kıl kuyruğun haini olduğuna inanıyor musunuz? Ya. Hayır. Yani evet ama tek başına değil. Hadi Süleyman Şah'ın çocukluk arkadaş. Kan kardeş. O konduramıyor. Lakin obaya fitnenin hangi çadırdan geldiğini hepimiz biliyoruz. Gel benimle kızım. Hain bu muydu kızım? Çok benziyor. Keşke hatırlayabilsem. Sadar abacım, hanımefendi bizim kaleden kaçmamıza yardımcı olmuştu. O olmasaydı çoktan ölmüştük. Nereye gidersin? İlaç dövecektim. Çabuk gel. Peki sen Can Hatun. İşimi bu hale koydular. Allah hepinizin belasını versin. İşine bak. Güzel Gökçe. Eğer sana bir şey olursa... Gökçe Hatun yaşayacaktır Selcan Hatun. Nereden bilirsin? O güçlü kızdır. Bunu da atlatacaktır lakin... Lakin ne? Hançer kasığa gelmiş. Bir daha çocuk sahibi olamayacaktır. Karşılığında sana hayatımda görmediğin kadar altın vereceğim. Gökçe nasıldır kızım? Çok iyidir ana. İyileşecek evvelallah. Telli duvaklı gelin olmadan
ölmesine izin vermeyeceğim kardeşimin. İntikamım öyle acı olacak ki yaşattıklarınızı misliyle ödeteceğim. Sana da, kocana da, döllerine de. Kurdoğlu emmi, hiç ortalarda görünmüyor. Eğer hain oysa, ki bence o, saklanacak delik arıyordur. Beyim, sen bana yine kızacaksın da, hani bu avratla tapınakçıların bir oyunuysa, ya yeni bir fitne için geldiyse obamıza. Ben ona kefilim. Küçük şehzadeyle beni koruyup kolladı. He, sana kim kefil olacak bre? Bamsı. Ayran aşı isteyen. Bırak şimdi aşı maşı, atlara bakalım. Yeni baktıydık ya. Ulan ayı, bir daha bak. Merak etme, debük atmazlar. Otağımıza geldiğinde henüz yaşında bile değildi. Kundağında durmadan ağlardı. Anası onu doğururken ölmüş. Selcan geldiğinde 7 yaşında olmasına rağmen ona hem analık hem ablalık etti. 3 erkek çocuğunun arasına 2 kız gelmişti. Bütün düzenimiz allak bullak oldu. Anam 3 erkek çocukla baş edebildiyse Selcan sayesindedir. Bir gün of dediğini duymadım. Hem anama yardım etti, hem Gökçe'ye analık etti. Bu yüzden sana kızgın. Hatta senden nefret ediyor. Benim yüzümden. Merak etme. Selcan'ın öfkesiyle baş edebilirim. Ya Gökçe'nin kederi? Onunla baş edebilecek misin? Sultan Alaaddin bizim Konya'ya kadar sızdığımızı anlamış olmalı. Yoksa Şam yolundan sapıp kayılardan yardım istemezdi. Eyyubi emirlerinin askerlerine bile güvenmez olmuş. Ertuğrul yaralı olduğu için yerine Gündoğdu refakat etmiş kervana. O da en az Ertuğrul kadar tehlikeli. Gündoğdu'ya ihtiyacımız var. Eğer ihtirasının peşinden giderse çok işimize yarayacaktır. Süleyman Şah ve Ertuğrul'dan kurtulunca onu amcasının şefkatli ellerine bırakacağız. Emredersiniz. Peki efendim. Ya İzadora ve Kardinal? İkisi için de çok güzel planlarım var Titus. Bundan hiç şüphem yok efendim. Hemen yarın Eftalya ile birlikte Şam'a doğru yola çıkacaksınız. Eğer bu evliliğe engel olamazsak, tarikatımızın senelerce uğraşıp durduğu her şey tehlikeye girer Titus. Beni anlıyor musun?
İyi misiniz efendim? Ölümün şehveti sardı sanki bedenim Eftel'e. Ondan kurtulmak mümkün. Hekim çağırmamı ister misiniz? Uyku. Biraz uyku. Seni Cermen kırması soysuz pislik. Umarım uyanmazsın. Üstad bile bu kadar övgüyle bahsedemezdi tapınakçılardan. Papa olmayı fazlasıyla hak ettin Thomas. Bu dehlizlere ulaşıp kapanan tünelleri açabilirseniz zindana ulaşacaksınız. Babamın anlattıklarına göre yaptım çizimi. Hata payı olabilir tabii ki. Bütün dehlizler kapalı mı? İkisinin açık olduğunu biliyorum. Babam da ben de yerini bilmiyoruz ama. Ne dersin Deli Demir? Mümkün mü? Beyim, bu dehlizleri açmak aylar sürebilir. Ama imkansız değil. Ama benim bir korkum var. Düşünün hele. Bu obada bir hain varsa ve onlara haber verirse, yüzlerce alple o dehlizleri açmaya çalışırken tuzağa düşeriz. Ve kurtulan da olmaz. Babamı kurtarmayacak mısınız? Deli Demir yine de bir tünelleri tetkik etsin derim baba. Eğer söylediklerinde haklıysan kızım, bu kaleyi onların başlarına yıkarsın. Sabırlı ol kızım. Haini yakalamadan adım atamayız. Beyim, müsaaden olursa emmimle Isadora'yı bir yüzleştirelim derim. Bakalım Kurdoğlu Isadora'yı gördüğünde ne yapacak? Süleyman'la baş edeyim derken babam başından oldu. Bu ne ki? Oyun daha yeni başlıyor. Obaya gelen o kız Isadora. Kaleden geliyor. Beni tanıyabilir. Süleyman yüzleştirmek için her an beni otağa çağırabilir. Eğer böyle bir şey olursa bu ikimiz için de iyi olmaz. Nasıl olacak bu iş? Önce Isadora belasından kurtulmamız lazım Selcan Hatun. Ya seni tanırsa? Ha.
Konuş ulan, konuş. Ne verdiler sana? Akça mı verdiler? Mevki mi verdiler? Ne verdiler? Benim adım Yehuda. Soyunuzu kurutacaklar. Sen hangi soydansın lan? Sen hangi soydansın? Alın götürün bunu. Çök hele şöyle. Anlat hele, ne oldu, ne bitti? Tapınakçılardan gelen giden var mı ya da emmimden? Hayır beyim. Ne açtılar ne de kurdu oğlu. Kimse gelmedi. O vakit emmim hain değil. Hain olaydı Alaaddin'in kervanını basmak için mutlaka gelirlerdi beyim. Emmin masumdur. İnşallah. Beylik olma yolunda da senin en büyük destekçilerinden biri olacaktır. Kurdoğlu'nun sana olan sevgi ve saygısını bilmeyen yoktur. İçin ferah olsun derim. Eyvallah Hamza. Sana bir şey olursa ben ne ederim? Akça kuzu, pakça kuzu. Ablasının can yoldaşı. Babama ne derim? Emanetine sahip çıkamadım diye nasıl derim? Kardeşimi koruyamadım. Ne olur affet. Destur var mıdır beyim? Gel. Süleyman Şahım sizi otağına çağırdı beyim. Sen git, ben geliyorum. Gökçe'nin yanından geliyorum. Durumu iyi maşallah. Yakında gözünü de açarmış. Ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Sağ olasın ama. Bir işimiz var, hele bitsin. Sen içeride beklesen iyi olur.
Sen nasıl istersen beyim. Ben de Dündar'a bakayım o zaman. Beni emretmişsin beyim. Otur kurda oğlum.